lenf sisteminin amacının şurada çizdiğim gibi damarlardan sızan sıvıyı toplamak ve çok sıvı kaybı yaşamamamız için nihayetinde kana karışmasını sağlamak olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Burada bir damar görüyorsunuz. Etrafında belki de damarın beslediği bazı hücreler var. Aynı zamanda neredeyse başlangıcı olmayan şu lenf damarları var. Lenf damarları boşluklu yapıda olduğundan kan damarlarından gelen sıvıyı toplar ve daha sonra bu sıvıyı tekrar kan dolaşımına katarlar. Fakat lenf sisteminin başka amaçları da var. Yani bize başka yollardan da yardım ediyor. Bugün bu yolların bir tanesinden bahsedeceğiz. Fakat bundan bahsetmeden önce enfeksiyon hakkında konuşmamız lazım. Enfeksiyon vücudumuzun yabancı bir işgalci tarafından saldırıya uğramasıdır. Bu işgalci genelde bir virüs veya bakteri olur. Biz kendi örneğimizde bunun bir bakteri olduğunu düşünelim. Şuradaki dokuyu işgal eden bir bakteri olduğunu varsayalım. Aklınıza gelen ilk soru belki de bu bakteriyi neden buraya çizdiğim? Yani neden bakteriyi kanın dışına çiziyorum? Belki kanın içine çizmem gerekir değil mi? Şimdi bu aşamada enfeksiyon kaptığınızı düşünün. Bazen vücudunuzda bir yeri kestiğinizde enfeksiyon kaparsınız, değil mi? Bu durumda enfeksiyon kapmış bir yara söz konusu olabilir. Aynı zamanda kan görürsünüz. Enfeksiyon kapmamızın sebebinin bakteri veya virüslerin kanımıza karışması olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bu tam olarak doğru değil. Enfeksiyonlar genelde kanda olmaz. Bunun aslında basit bir kanıtı var. Enfeksiyonlar neredeyse her zaman belirli bir bölgede kalırlar. Mesela enfeksiyon kapmış bir kesiyi düşünün. Bu enfeksiyon diyelim ki parmağınızdaysa parmağınızda kalmaya devam eder. Veya idrar yolu enfeksiyonu olduğunuzu düşünelim. O zaman da enfeksiyon genelde idrar yolunuzda kalır. Veya zatürre olduğunuzda enfeksiyon akciğerlerinizde kalır. Yani enfeksiyon kanda olmuş olsaydı tüm vücudunuza yayılırdı. Bu da ara sıra olmuyor değil fakat bu durum çoğu enfeksiyondan çok daha ciddi olan başka bir durum. Yani bir enfeksiyonu çizecek olsak bunun en kesin yolu o enfeksiyonu gerçekleştiği dokuda çizmek. Evet, enfeksiyonu kaptığımızda bazı lokal bağışıklık hücreleri bu bakterilerle savaşmaya başlar ve öldürmeye çalışır. Fakat vücudumuzun B ve T hücrelerinden oluşan daha güçlü savunma sistemleri vardır. Bunlar edinilmiş bağışıklık sisteminin birer parçasıdırlar. Yani belli başlı işgalcilere karşı savaşırlar. Yani şuradaki çoğunlukla makrofaj olan ve birçok farklı bakteri türüyle savaşan yapılara kıyasla B ve T hücreleri belirli bakterilerle savaşır ve tam da bu sebepten çok daha güçlü etki yaratırlar. Çünkü belirli türdeki işgalcilerle savaşmak üzere tasarlanmışlardır. Sorun şu ki buradakiler enfeksiyonun başladığı dokuda oturup kalmıyor. Bunun birçok sebebi var fakat muhtemelen en önemlisi bu B ve T hücrelerinin yalnızca şu belli başlı işgalcilerle savaşması için dokularda gelişi güzel oluşamayacak kadar karmaşık bir süreç gerekmesi. Burada çizdiğim gibi bu hücrelerin belli işgalcilere karşı gelişmelerini sağlayan özel bir eğitim alanı gerekli. Fakat şimdi bir sorunla karşı karşıyayız. Çünkü daha önceden de söylediğimiz gibi bu bakteriler dokuların içinde duruyor. Yani kana karışıp B ve T hücrelerine taşınmıyorlar. Dokuların içindeler arkadaşlar. Bu B ve T hücreleri ise dokuda bulunmuyor. O zaman bu B ve T hücrelerinin bakterileri görmesini ve onlara karşı harekete geçmesini nasıl sağlarız? İşte lenf, lenf sisteminin yaptığı şey tam olarak bu. Çünkü bu bakteriler içeri taşınacak. Aynı zamanda bu makrofajlar bakterilerin bazılarını yutabilir. Bunu yaptıkları zaman makrofajların kendileri lenf damarlarına göç edebilir. Vücudunuzun bunu çözme yöntemi tüm bunları en yakın lenf noduna aktarmaktır. İşte bu yapıya lenf nodu ya da düğümü deniyor. Düğüm denmesinin sebebi bunların genelde küçük bir yapı olması ve dairesel bir görüntüsünün olması. Lenf denmesinin sebebi ise burada B ve T hücrelerinin bulunması. Aynı zamanda yolun buraya çıkmasını sağlayan şey bir lenf damarı. Evet, bakteriler ve bakteri taşıyan makrofajlar şuradan taşınacak. B ve T hücreleriyle temasa geçecekler. Daha sonra bu B ve T hücreleri çoğalacak ve şuradaki enfeksiyonla başa çıkacaklar. Bunu nasıl başardıklarından bahsetmeyeceğim çünkü bu başka bir videonun konusu. Fakat daha önce de belirttiğim gibi lenf sisteminin ve lenf damarlarının temel amacı sıvıyı kana geri taşımaktır. Tabii ki lenf damarının bitiş noktası burası değil. Damar aslında şu şekilde devam ediyor ve sonunda kana sıvıyı geri taşıyor. Evet, sıvı kana geri karışıyor. Lenf damarlarına dağılmış halde birçok lenf nodu bulunmasının bir başka güzel etkisi, kana tekrar karışacak olan sıvının filtreden geçmesi. Burada lenf nodu olmasaydı, kanınızın filtreden geçirdiği sıvıdan kurtulmak için hala lenf damarlarına ihtiyacınız olacaktı. Bunun sonucunda burada gördüğünüz bakteriler doğrudan tekrar kan dolaşımına karışacaktı. Bu da bir sorun olurdu çünkü daha önceden de söylediğimiz gibi kandaki enfeksiyonlar lokal doku enfeksiyonlarından çok daha ciddidir. Yani lenf nodu buradan geçen lenf için bir filtre görevi görüyor. Hatta burada gezinecek olan bazı bakterileri yutan makrofajlar da var. Özetle çok düzenli bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem sayesinde tüm bu bakteri işgalcileri en yakın karakola götürülmüş oluyorlar. Aynı zamanda kan damarlarından sızan sıvı şu yolu izleyerek filtrelerden geçiyor ve sona geldiğinde bakteri ve diğer atıklardan arınmış oluyor. Bitirmeden önce bu lenf nodlarının gerçekte nasıl olduklarını anlamaya çalışalım. Bunlar genelde çok küçüktürler. Yani ortalama bir vücut organından çok daha küçüktürler arkadaşlar. Bu yüzden organ olarak sayılmazlar. Boyutları 1 ile 25 milimetre arasındadır. Vücudunuzda çok sayıda bulunacak kadar küçüktürler. Yani sayıları yaklaşık 600 kadardır. Bazıları derinize o kadar yakındır ki hissedebilirsiniz bile. Tabii ki nispeten büyük olanlarından bahsediyorum. 1 milimetrelik bir şeyi hissetmek biraz zor olabilir. İnsan vücudunda lenf nodlarının nerede olduğuna bir bakalım cimri olmayıp şu adama bir boyun da çizelim öyle değil mi? Bizim de yaptığımız ayıp yani. Boyunsuz insan mı olur? Evet, çizelim. Evet, lenf nodları, lenf damarları boyunca konumlanmıştır. Fakat bunlardan 600 tane olduğu için küçük lenf damarlarını zaten barındırmaya başlamış olan daha büyük lenf damarları çevresinde bulunurlar. Vücutta lenf nodlarını hissedebileceğiniz kısımlardan başlamak istiyorum. Kasık bölgesinde yani baldırlar ile karın arasında bulunan lenf nodlarını hissedebilirsiniz. Bildiğiniz üzere burada yoğunlaşan ve birleşip yukarı doğru çıkan büyük lenf nodları vardır. Şuralarda da küçük lenf nodları olabilir. Check-up muayenesinden geçerken doktorlar da genelde köprücük kemiğinizdeki lenf nodlarını hisseder. Aynı zamanda boyun, yüz ve çene altındakiler de hissedilebilir. Tüm bunlar aşağı inen lenf damarları boyunca konumlanmıştır. Yine kolunuz boyunca uzanan lenf damarları boyunca da lenf nodları bulunur. İşte vücudunuza dağılmış halde bulunan 600 kadar lenf nodu. Karşınızda lenf nodları. Orkestra ismi gibi oldu. Lenflerle ilgili hatırlamamız gereken şey e, şudur. Önemli bir şeydir bu arkadaşlar. Vücudunuzdaki herhangi bir dokudan çıkan herhangi bir lenf kanınıza tekrar karışmadan önce en az bir lenf nodundan geçer. Yani lenf serçe parmağınızda bile olsa lenfi yukarı taşıyan lenf damarları daha büyük bir lenf damarına katılır, o da lenf nodunun içinden geçer. Veya lenf şurada midenizde bile olsa gelir ve lenf nodu olan daha büyük bir damara katılır yani kanınıza tekrar giren tüm lenfler filtreden geçmiş olur.